Bu sansür yasasının asıl amacı da aslında bugüne kadar birçok kesim aslında hükümete karşı sesini yükseltti. Gerek basın örgütleri, gerek gazeteciler aslında halen kendi himayesine almadığı bir kesim var. Bu sansür yasasıyla aslında var olan o kesimi de kendi himayesi altına almaya çalışacak. Şu anki mevcut aslında bu sansür yasasını böyle görmek, böyle değerlendirmek gerekiyor. İktidarın yaratmaya çalıştığı bir toplum. Kendi ne dair yani kendi çizgisinde bir toplum yaratmak istiyor. Ve bu sansür yasasıyla buna da bir adım daha ilerletmiş olacak. Bu sansür yasası sadece hani basını ya da basın meslek örgütlerini ilgilendiren bir noktada da değil yani. Hani bu sadece şu an hani sansür yasasıyla olabilecek bir şey de değil. Yani sadece onun üzerinden aslında gazetecilerin cezalandırıldığını, hapis cezalarıyla yargılandıklarını söylemek gerçekçi olmaz. Zaten şu anda özgür basın içinde yer almış, özellikle Kürt basını, özgür Kürt basını içinde yer almış birçok arkadaşımız zaten bu madde olmaksızın yargılanıyor yani. Bu madde olmaksızın şu anda cezaevlerinde tutuluyor. Ve yıllardır aslında Kürt basını, özgür basın üzerinde bu noktada zaten bir cezalandırma yöntemi var. Yani yargıyı orada bir sopa olarak kullanıyorlar aslında basına dönük. Hapis cezası 1 yıla 3 yıl arası öngörülüyor. O haberi yayan kişiler, yani salt şöyle değil. Bir gazeteci değil. O gazeteci o haberi yaptıktan sonra birileri onu dijital medya üzerinden yaydığı zaman da o bilgiyi yaydığı zaman da bu cezayı alabilecek. Yani öyle öngörülüyor. Yasada en azından buna dair bir yol çizilmiş durumda, bir madde eklenmiş durumda. Yani bu da şu yani insanlara iktidarın istemediği ya da işte bir bakanın istemediği ya da bir taciz, tecavüz failinin istemediği hiçbir bilgiyi sen yayamayacaksın. Ya da işte bir iktidarı eleştiremeyeceksin. Bir iktidarı eleştirdiğin zaman seni işte cezaevinde tehdit ediyor. İktidar yani kendinden yana olmayan her kesimi, her bireyi bu noktada aslında dizginlemeye çalışıyor. Böyle belki değerlendirmek gerekiyor. Şunu da eleştirmek gerekiyor aslında. Basın meslek örgütlerinin belki birçoğu buna dair ses çıkartmadı. Son raddeye gelindiği zaman yani bir Kürt basını birçok hak ihlaline, birçok tutuklama, gözaltına maruz kaldığı zaman buna ses çıkarılmadı. Şu anda işte sansür yasasıyla bunu kendi yargılarının içine koyup diğer aslında kendine muhalifim diyen, belki muhalif de olmayan yine ana akımın içinde havuz medyanın içinde yer alan birçok gazeteci bu çıkarılacak olan yasadan nasibini alacak. Yani bizler üzerinde bunlar denendi. Şu anda da bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında bunun eleştirisini yapmak gerekiyor. Zamanında buna güçlü bir ses çıkarılsaydı, belki Kürt basına dönük bu kadar baskı olduğu zaman ses çıkarılmış olsaydı, işte 16 arkadaşımız halen tutuklu, onlara güçlü bir ses çıkarılmış olsaydı bugün bu yasa görüşülmüyor olurdu. Böyle bir şeye adım atılmamış olurdu. İktidarın şu anda yani AKP ve MHP iktidarının yaymaya çalıştığı yani bu yasayla birlikte kendi bilgisini topluma yayacak. Yani bir şöyle bir şey işte şu anda en fazla konuşulan gündemlerden birisi ekonomik kriz. Biz ülkede ekonomik kriz var diyemeyeceğiz. Ya da bir sokaktaki yurttaş ekonomik kriz var gibi bir tweet işte sosyal medyada, dijital medya hesaplarından böyle bir şey paylaşamayacak. Paylaştığı zaman cezalandırılacak. Yani şimdi bir gerçeklik var ve bu gerçekliğin toplumca bilinmemesi isteniyor ya da toplumun bunu sindirilmesi yani sinmesini istiyorlar. Yani toplumda bunu sinmesi yani şu anda evet topluma yani bu sansür yasasıyla zaten topluma bir bilgi akışının sağlanması da engellenmeye çalışılacak. Yani bir bilgi akışı olmayacak. Yani kendi havuz medyalarıyla işte bir A Haber'den, bir Anadolu Ajansı'ndan ya da bir Sabah gazetesinden işte topluma ne empoze ettilerse onu bilecek yani. Ama hani buna karşı duran zaten yıllardır bununla mücadele eden bir özgür basın geleneği var. Yani biz özgür basın olarak aslında yıllardır yaratılmak istenen bu atmosfere karşı hakikat arayışçılığı yapıp
hakikat mücadelesi veriyoruz ve aslında ne yaparlarsa yapsınlar, bu sansür yasası geçerse de bizler hakikatin peşinden koşan gazeteciler olacağız, meslek örgütleri olacağız, bunu savunacağız yani. Çünkü biz yıllardır zaten böyle bir geleneğin sürdürücüleriyiz. Yani özgür basın olarak kendimizi tanımlıyoruz, özgür Kürt basın olarak kendimizi tanımlıyoruz ve bu noktada aslında devraldığımız geleneği ileri götürmeye, ileri taşımaya çalışıyoruz. Bu noktada zaten öncelikli kendimize yol olarak gördüğümüz halka doğru bilgiyi ulaştırmak. O hakikatler sansür yasasına rağmen halka ulaşacak. Yani biz bu noktada kendi durduğumuz çizgide netiz. Bunu söylemek gerekiyor. Bu noktada kendi sorumluluğunu hisseden aslında bütün meslek örgütlerinin, bütün gazetecilerin kendini bunda sorumlu hissederek bu sansür yasasına karşı çıkması gerekiyor. Ya bu sansür yasası dediğimiz, iktidarın dezenformasyon yasası dediği düzenleme Türkiye'de basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne şimdiye kadar vurulmuş en büyük darbelerden biri olacak. Zaten sıkıntılı bir alan. Cezaevlerinde çok sayıda gazeteci var. Yargılanan gazeteciler var. Bu yasa geçtiğinde ve uygulamaya geçildiğinde hem çok sayıda yeni davalar açılacak gazetecilere, işte internet sitelerine basın ilan kurumundan ilan vereceğiz, ekonomik destek vereceğiz gibi şeyler var. Biz biliyoruz ki pratikten bu desteği sadece kendileri alacak, kendine yakın kurumlara verecekler. Kendine biat etmemiş kurumlara vermeyecekler. Hatta birçok kurum belki de kapanmak zorunda bile kalacak. Çünkü çok ağır maddeler var. Ama şunu da biliyoruz hala da işte geçecek bu yasa. Çünkü iktidarın buna ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Çünkü seçime gidiyor. Türkiye aykırı her sesi susturmak istiyor. Yani mesela doğru olmayan haber dediği, işte ne, hep bu örnek veriliyor zaten baştan beri. TÜİK enflasyon rakamı açıklıyor ama bir grup bilim insanından oluşmuş ENAK diye bir kurum var, enflasyon araştırma grubu. Onlar çok daha fazla bir rakam söylüyor. Gerçek enflasyon bu değil diyor. İşte gerçek enflasyonu söylüyorlar kendilerince. ENAK birkaç kez iktidar tarafından hedef haline getirilmişti. Ve bu düzenleme uygulanmaya başlandığında ENAK belki de rakam yayınlayamayacak. Yayınlayanlar işte doğru olmayan haber falan diye engellenmeye çalışılacak. Böyle bir bunun gibi birçok şey var. Haberin topluma ulaşmasını engelleyecek maddesi ve tehlikeler var. Bir sosyal medya sitesinde İşte doğru olmayan haber diye tanımlanan bir şeyi paylaştığınızda da sizin kapınıza polis dayanabilir, herhangi bir vatandaşın savcılığa davet edilebilir. Hatta 3 yıla kadar hapisle bile yargılanabilirler. Bunun yanı sıra tabii gazeteciler için de büyük bir tehlike. Çok keyfi biçimde, çünkü artık alternatif yayınlar hep internet üzerinden yürüyor ve bu internet üzerinden yürüyen yayınlarda çok etkili. Yani kendi medyalarından çok daha etkili. Bunları boğmaya çalışacaklar. Zaten şu anda bile gözle görülür bir şey fark ediliyor. Daha bu yasalaşmadan teklif. Gazetecilere baskı aslında son bir ayda falan giderek artmaya başladı. Yani işte önce sokakta haberi izleyen meslektaşlarımıza şiddet uygulayarak davalar arttı ve davalarda ceza vermeler arttı. Hapis cezaları veriliyor. Bu yasada çıktığında ve uygulanmaya konulduğunda gazeteciler için tabii bir çok kötü bir ortam olacak. Çünkü önce tabii sıradan yurttaştan çok gazetecilere hedef haline getirecekler. Ama daha önce de oldu. Özellikle OHAL döneminde çok sayıda gazeteci, 200'e yakın gazeteci hapishaneye atıldı.
dehşet bir baskı birdenbire geldi gazetecilerin önüne. Ama buna rağmen gazeteciler haber yapmaya devam ettiler. Bu yasanın da iktidarın çok işine yarayacağını düşünmüyorum. Hem gazeteciler hem demokratik kitle örgütleri, muhalefet buna karşı gerekli cevabı verecektir. Bu sosyal medya üzerindeki uygulamaya çalıştıkları baskı özellikle gençler tarafından boşa çıkarılacaktır. Yani çünkü onların hayatı, internete doğdu onlar. İnternetle, sosyal medyayla bizlerden daha haşır neşirler. Daha önce Twitter yasağında olduğu gibi bu yasağı aşmanın yolunu bulacaklardır. Bu dediğim gibi aslında sadece gazetecilerin değil tüm toplumun sorunu. Demokrasiden yana olan bütün yurttaşlar, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri işte birlikte demokrasiye karşı, demokrasi için, demokrasinin kalitesini yükseltmek için birlikte mücadele etmeli. Önümüzde de bu anlamda bir fırsat var. Yani yakın zamanda seçim olacak. Yani bir yıldan az bir sürede. Dolayısıyla yani tabii ki seçimi bekleyelim demiyorum. Ama gazeteciler az önce örneğini verdiğim gibi daha önceki baskı dönemlerini nasıl aştılarsa bunu da aşarlar diye düşünüyorum.